Bu videoda ekranda görülen problemle devam ediyoruz. Öncelikle problemimizi okuyalım. The technical staff of a hospital wishes to develop a computerized menu planning system. Yeni bir e, Computerized yani e, bilgisayar tabanlı menü planlama sistemine geçmek istiyormuş bir e, Hastane yönetimi. Bunun için e, Öğlen yemeğinden başlıyorlar ve öğlen yemeğini 3 kategoriye ayırıyorlar. Bunlardan birincisi Vegetables, ikincisi meat, üçüncüsü de dessert. Yani üçe ayır, ayırmışlar, üç kategoriye ayırmışlar. Diyor ki at least one equivalent serving of each category is desired. Bunların hepsinden en az bir e, hizmet vermek istiyorlarmış. Her bir kategoriden en az bir hizmet vermek istiyorlarmış. Bunun maliyeti per servings for of some suggested item as well as their content of Carbonhydrates. Vitamins, protein and fats is summarized below. Burada gördüğünüz gibi bir tablomuz var. Bu tabloda bize bu kategorilerle ilgili bilgiler verilmiş olsun. Burada tabii ki görmemiz gereken şey şu. Her bir kategorinin içerisinde tekrar bir kategori var. Yani vegetables'ın içerisinde peas, green beans, okra, corn gibi yeni kategoriler var. Alt kategoriler var. Ve bunların da içerdiği karbonhidrat, vitamin, protein, yağ oranları ortaya koyulmuş. Ve daha sonra da her birinin maliyetleri burada söylenmiş olsun. Biz tabii ki aklımızda bir şeyler canlandı ama okumaya devam edelim. Bunların minimum gereksinimleri yani bu planın menünün minimum gereksinimleri karbonhidratta 5, vitaminde 10, proteinde 10 ve yağlarda 2 olarak verilmiş bunu matematiksel olarak problemi modelleyin veya formüle edin deniyor. Biz tabi burada ilk önce problemin tanımını verebiliriz. Daha önce yaptığımız gibi daha sonra karar değişkenlerini verebiliriz. Daha sonra amaç fonksiyonu daha sonra da kısıtları verebiliriz. Ancak aklımıza ilk önce gelmişken yazalım. Burada bizim her bir alt kategorinin birer değişkene ait olması gerekiyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde vermemiz gerekiyor. Yani x1 peas miktarı. Ne kadar peas kullandık. x2 green peas miktarı. x3 de okra miktarı olarak gelsin. Bunları şimdi ben e, Tabii ki amaç fonksiyonuna yazacağım zaman Amaç fonksiyonu Çok fazla Olduğu için ben şöyle kısaca yazacağım ancak Tabii ki bunları hepsini tek tek yazmamız gerekecek 0.10 X1 artı 0.12 X2 artı 0.13 X3 bu şekilde gidecek Artı Bunlar da x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane olduğu için şöyle yazalım. 0.12 x 13 şeklinde gelecek. Burası burası da artı olarak gelecek. Amaç fonksiyonumuz bunların miktarlarının maliyetlerini minimumda tutmak. Dolayısıyla x1 x 13'e kadar yazdığımız bu değerlerin maliyetlerle çarpımının minimum olmasını istiyorum. Dolayısıyla şurada amaç fonksiyonu dedik. Min z eşittir yani. Eşittir. Bu olması gerekiyor. Şimdi kısıtlarımıza geçebiliriz. Karbonhidrattan 5 birim olması isteniyor. Tabii ki ne kadar? Minimum 5 birim. Dolayısıyla bunu da yazacak olursak kısıtlar. Karbonhidrat miktarımız minimum 5 birim ne demek? büyük eşittir 5 olacak. Aynı şekilde vitamin miktarımız minimum 10 birim demek minimum 10 birim olacak. Protein miktarımız minimum 10 birim ve yağ miktarımız da minimum 2 birim olacakmış. Şimdi bunları yazacak olursak her bir piece kullanımında 1 bir birim karbonhidrat geliyor. Dolayısıyla x1 çarpı 1 şöyle yazalım x1 çarpı 1, 1 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 çarpı x3 artı nokta nokta koyuyorum. 1 çarpı x14, tabii, tabii ki oradaki x13 pardon. Her bir değeri tek tek yazabiliriz veya bunları i'lerle j'lerle ifade edebiliriz. Aynı şekilde vitamin miktarlarını da yazalım. 3 çarpı x1 artı 5 çarpı x2 artı. 5 çarpı x3 artı nokta, nokta 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 0 çarpı x13 şeklinde vitaminler gelecek. Proteinleri yazalım. Proteinlerde minimum 10 olacak. 10 birim olacak. Bunları da şöyle x1 artı 2x2 artı 1x3 artı nokta 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 proteinlerde 0x13 şeklinde gelecek. Yağları da yazacak olursak 0x1, 0x2, 0x3 artı 0x13 büyük eşittir 2 olacak. Ben bu burada lineer e, programı yazmış oldum. Sadece x1'den x13'e kadar büyük eşittir 0 demem gerekiyor veya bunu şöyle de diyebilirim x i, büyük eşit 0 i eleman 1 2 3 veya burada işte şöyle de diyebilirim pis green biz şeklinde bunları tabii ki nokta 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 hepsini de yazabilir her bir değerin her bir x değerinin sıfırdan büyük olması gerektiğini söylemiş oldum burada dikkate almadığımız sadece At least one equivalent serving of each category is desired. Yani her bir kategoride en az bir servis isteniyor. Yani burada diyelim ki vegetables vegetables'ın içerisinde x1, x2, x3, x4, x5, x6 şöyle yazalım. x1 artı x2 artı x3 artı x4 artı x5 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için x6 büyük eşit 1 olacak. Bu neye zorlayacak? Tabii ki bunlardan bir tanesi en az bir tanesi 1 olacak. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir ama en az bir tanesi 1 olacak. Buna zorlayacak. Dolayısıyla büyük eşittir 1 dediğim zaman bu şartı da yerine getirmiş oluyorum. Tabii ki aynısını meat içinde yapacağım. Şuraya vegetables diyelim. Vegetables. Aynı şeyi meat içinde yapacağım. Şöyle de yapabilirim. Ee, tabii ki 7'den başlayacak. 7, 8, 9, 9'a kadar x i e diyelim. Büyük eşit 1 olacak. Aynı şeyi için içinde yapacağım. Dessert. Bu da aynı şekilde ee, 9, 10'dan başlayacak. 13'e kadar x i e büyük eşit 1 olacak. Burada x'leri de tanımlayacak olursak yani x iyi diyelim. Yani iyi dediğimiz 1 olur 2 olur, 3 olur, 4 olur 13'e kadar bütün değerler olur. Yani her bir e, buradakiler ürünler diyelim. Her bir ürünün şöyle yazalım. İyinci ürünün ürünün servis miktarı. Kaç kez servis edildi? kaç kez servis edildi bunu tutmak istiyorum. i elemandır 1, 2, nokta 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 13'e kadar diyebiliriz. Evet bu sorunun cevabını da bu şekilde vermiş olalım.